Bir webinar ve Instagram yayınımıza daha hoş geldiniz. Burası Antonina Turizm Online Mektep yayını. Ve bugün Transsibirya Ekspresi'ni konuşacağım. Bu seyahatin nasıl yapıldığını, nasıl gerçekleştiğini, slaytlar eşliğinde anlatmaya çalışacağım. Yine Instagram'dan katılan değerli dostlarımız için bir hatırlatma yapmak istiyorum. Instagram'dan sadece benim konuşmalarımı canlı yayın olarak izleyebilirsiniz, anlatımları. Ancak slaytlar, resimleri görme imkanınız Instagram'dan maalesef olamıyor. O yüzden webinar üzerinden katılma imkanınız varsa oradan katılabilirsiniz. Çünkü webinar kayıtları aynı zamanda YouTube üzerinden canlı olarak, kayıt olarak yayınlanacak. Bu sohbetler bir süre sonra orada da yer alacak ve webinardan soru sorma imkanınız var. Onu şimdiden hatırlatmak isterim. Evet, bu yayını teknik ekiplikteki arkadaşlarımla beraber gerçekleştiriyorum. IT projeler yöneticisi Sinan Bakış bu işin direksiyonunda ve Melike Hanım ve Gökhan Bey onların yardımcıları Sinan'ın. Bu üç kişilik ekip büyük emekler vererek bu yayını gerçekleştiriyorlar. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Şimdi Gökhan, misafirimizi alabilir miyiz baştan? Bir konum var. Her sunum öncesinde olduğu gibi bizim çok değerli çalışanlarımızı burada tanıtıyoruz, paylaşmak istiyoruz. Çünkü bu bir ekip işi ve her departmanın bir sorumlusu var. İşte bizim Antonina Turizm'de yaklaşık 70 çalışanımız var. 3 farklı şirkette, Bodrum'da, İstanbul'da, Tahran'da. Ve bu departmanlar arasında tabii ki en önemlilerden biri olarak şirketin canı diyebileceğim bir görevli olan arkadaşımız Ömer Çavdar. Ömer Bey, Mali İşler Müdürü Antonina Turizm'de ve bütün bu mali işlerin koordinasyonu, yönetimi Ömer Bey'de. Ömer Bey, nasılsınız? Hoş geldiniz. Hoş bulduk Atilla Bey. Teşekkür ederim. Sağ olun. Siz nasılsınız? İyidir ya. Sakallar gittikçe uzamış yani. Tabii böyle, Atilla Bey, evde çalışma olunca böyle oluyor. Rahat bir ortam oluyor. Şeye benzemişsiniz. Karl Marx'a benziyorsunuz yakında. Atilla Bey, yani güzel bir şeye benzettiniz. Kabul yani ettim. Böyle gür sakallar olmuş. Değil mi? Evde, nasıl evde hayat Ömer Bey? Siz gerçi çok çalıştınız. Yani herkes tabii bu şirketlerde ofisler kapandı. Bizim ofisler de malum kapalı şu anda ve arkadaşlarımız birçoğu evden çalışıyor. Ancak Ömer Bey ve ekibi, Mali İşler Müdürlüğümüz bütün bu sürecin resmi işlemlerini yaptı ve yönetti. Şu anda da biraz evde istirahat ediyorlar, oradan çalışıyorlar. Ömer Bey, söz sizde. Neler anlatacaksınız? Şöyle, tabii evden çalışma yeni bir, çoğumuz için yeni bir uygulama. Açıkçası kendim adıma söyleyeyim. İlk defa yaptığım bir uygulama oldu. Ama dediğiniz gibi son bir haftaya kadar da biz sürekli ofise gidip gelip süreçleri takip ettik, işlerimizi devam ettik. Tabii belli bir noktaya getirdikten sonra da artık evden çalışabileceğimiz yönde karar verdik, size de konuştuk. Tabii yeni bir durum, evde mesai yapma, evde şey yapma, ama tabii bizim işler sürekli devam eden, kendini tekrar eden işler, yani biten bir işler değil. Muhasebe Mali İşler ekibinin işleri olarak söylüyorum. Elimizden geldiğince en iyisini yapmaya yine gayret ediyoruz. Süreç takiplerini kaçırmadan, işte şirketimizin imkanları dahilinde neler var, neleri takip etmemiz gerekir, yenilikler nelerdir, yeni duruma nasıl adapte olmamız gerekiyor, neler yapmamız lazım. Bunların tabii çalışmaları içerisindeyiz. Şu anlık bir sorun gözükmüyor. İnşallah bu süreci de en kısa zamanda sağlıklı bir şekilde kazasız belasız atlatıp yine eski günlerimize döneceğiz diye umut ediyoruz. Sizleri de gördük, çok iyi oldu. Aynı şekilde biz de ofiste çalışmayı çok özledik.
herkes gibi. Yakın zamanda ümit ediyoruz ki sezonu güzel bir şekilde açacağız. Ve bu karantina günlerimiz sona erer. Bu arada evde günler nasıl geçiyor? Çocuklarla biraz daha haşır neşir değil mi? Tabii yani çocuklar evde bulduğu için sürekli gelip bir şeyler soruyor. Bir şeyler ihtiyaçları olduğu zaman tabii işte dersleri olsun ya diğer konular olsun biraz daha fazla haşır neşir oluyor çocuklarla öyle söyleyeyim. Onlar için tabii biraz hem sıkıcı hem iyi tarafları var. Yani aileyle bir arada olma şansını daha fazla yakaladılar bu süreçte. Zor bir süreç ama diğer türlü de tabii evde yapabilecekleri şeyleri yapıyorlar ve daha fazlasını istiyorlar. Tabii kendilerine durumu anlatıyoruz. Ya tabii dışarı istiyor çocuklar haklı olarak. İşte idare ediyoruz bu şekilde konuşarak şey yaparak zaman geçiyor Atilla Bey. Evet Ömer Bey çok teşekkür ederim katıldığınız için. Ben Atilla Bey. Güzel bir hafta sonu diliyorum çocuklarınızla. Sağ olun. Tekrardan görüşmek üzere ümidiyle. Sağ olun. İyi yayınlar Atilla Bey. Kolay gelsin diliyorum. Sağ arkadaşlara selamlar. Sağ olun. Herkese. Evet değerli dostlar, birazdan sunuma başlıyorum. Şimdi birkaç not, Antony Online Mektep ve Antony Online Sohbetler, bir de Filarmoni Sohbetleri olmak üzere 3 farklı yayın gerçekleştiriyoruz. Antony Turizm ve Hayal Tadında, benim kendi online haberleşme platformum Instagram'dan. Ve bir baktım 7 hafta geçmiş. Hani karantina günlerinden bu yana 7. haftada. 7. haftayı dolduruyoruz aslında. Ve bu süre içerisinde bir hesap yaptım. 20 seminer vermişiz. Çünkü haftada 3 defa seminer veriyoruz. Bir de 2 canlı online sohbet programımız var. 9 konuk ağırlamışız. Bugün de çok güzel bir, çok iyi bir konum var. Benim çok eski bir dostum, yazar Ahmet Ümit. Onunla romanını konuşacağız. Elveda Güzel Vatanım romanını konuşacağım saat 5'te. Kaçırmayın derim çünkü orada hem romanı konuşacağız hem de Ahmet'le İttihat ve Terakki'yi şöyle sohbet ortamında değerlendireceğiz. Çünkü Elveda Güzel Vatanım okumamışsanız şiddetle öneririm. Nefis bir roman. Adeta bir Doktor Jivago gibi bir roman. Boris Pasternak'ın kesinlikle önereceğim bir kitap. Ve Ahmet Ümit'le 5'te bunu konuşacağız. Romanı ve İttihat Terakki'yi konuşacağız bugün. Dolayısıyla toplamda 33 farklı program gerçekleştirmişiz. Bunlar tabii çok kolay şeyler değil. Çünkü hem konuk ağırlığı almanız lazım, ayarlamanız lazım, program. Büyük bir ekip gerektiriyor. Biz de çok şükür ekibimizle beraber güzel çalışmalar yapmak gayesindeyiz, niyetindeyiz. Ve 70 kişilik ekibimizden bu zor zamanlarda dahi olsa hiç kimseyi işten çıkartmadık. Bütün arkadaşlarımızın yanındayız, arkasındayız, beraberiz. O yüzden ben buradan tekrardan kendilerine teşekkür ediyorum. Daha güzel günler göreceğiz hep beraber önümüzdeki günlerde. Şimdi değerli dostlar, bu yayın Transsibirya. Hemen slaytımıza geçiyoruz. Slaytlarımızı bir başlatalım. Bir notumuz var slide şeyimizde, gösterimizde. Kaçırdığınız programlar varsa bunu biz yavaş yavaş YouTube kanalımıza yüklemeye başladık. Ve bu yayınları izleyebilmek için abone olmanız gerekiyor. Ücretsizdir bizim seminerlerimiz gibi. Ve bu bunları, bütün bu kaçırdığınız seminerleri, 30'a yakın sohbet ve semineri oradan tekrardan izleme imkanınız bulabilirsiniz. Evet, şimdi gelelim Transsibirya yolculuğumuza. Geçen hafta Transsibirya Ekspresi'nin inşaat sürecini anlatmıştık. Biraz Rus tarihi ve nasıl inşa edildi, hangi süreçlerde, işte maliyetler neydi vesaire, onları konuştuk. Tarihi anlattık. Bugün ise bu seyahat nasıl yapılıyor? Çünkü dillere destan bir seyahat. Bu aslında sadece bir seyahat da değil. Bu bir yaşayış. Bir İngilizlerde güzel bir kelime var. Event. Ve aynı zamanda birçok etkinlik disiplinini de beraberinde barındıran bir seyahat bu. Şu anda örneğin fotoğrafta gördüğünüz şöyle kıvrım kıvrım kıvrılan bir tren var. İşte o tren Transsibirya Ekspresi.
Transsibirya Ekspresi Rusya sınırları içerisinde ve sadece Rusya sınırları içerisinde değil, çünkü bunun farklı ağları var. Bir bölümü Moğolistan, Çin üzerinden gidiyor. Bir bölümü Vladivostok'a gidiyor. Ve bu seyahat, burada da yazdığı gibi, 9600 kilometrelik bir yolculuğu kaplıyor. Bir devasa bir yolculuk. Ekvator çizgisi yaklaşık 40 bin kilometre olduğunu anımsatayım. Yani ekvator dünyanın çepeçevre uzunluğu 40 bin kilometrelik bir uzunluğu kapsıyor. Bu 9600, dörtte biri tek başına bir seyahatte elde ediyorsunuz. Boylamlar geçiliyor. 7 farklı saat dilimi geçiliyor her gün. Ve bu seyahat içerisinde her şey var. Neredeyse bir seyahat yapabileceğiniz her türlü etkinliği yapabiliyorsunuz neredeyse. Müzik etkinlikleri var. Tekne turları var. Manzaralı geziler var. Nefis, leziz yemekler ve tatlar var. Turlar var. Tadımlar var. Seminerler var. Konferanslar var. İşte çöl gezisi var. 3 farklı ülkenin coğrafyalarından geçilerek yapılan bir seyahat. Şimdi bahsettim. Birkaç farklı şekilde yapmak mümkün bu seyahati. Şimdi birincisi, bizim Devlet Demiryolları gibi kuruluş var Rusya'da. O da devlete bağlı. Rus Devlet Demiryolları. Bu demiryollarının her gün hareket eden, saat başı giden trenleri var. Bu trenlerin birine bilet alırsınız Moskova'dan ta Vladivostok'a kadar ya da Pekin'e kadar gitme imkanınız oluyor. Ama şimdi bu bileti aldığınız zaman aldığınız şey tek bir kompartımanda, bir Rusça'da kupe diyorlar. Bir kupenin içerisinde bir koltuk alıyorsunuz. Ve o kompartımanın içerisinde 6 kişi de kalınabiliyor. Bu regüler bir bileti alıp gidiyorsunuz. Bunun yaklaşık maliyeti 1200 dolar civarında. Sadece bir tren bileti. Yani İstanbul-Ankara gibi, İstanbul, Moskova, Vladivostok seyahati. Şimdi ikinci şekilde yapabilirsiniz. O da özel bir trenle gidebilirsiniz. Özel trenleri yapan sınırlı sayıda dünyada şirket var. Bunlardan bir tanesi bizim gerçekleştirdiğimiz özel bir tren. Bu tren şurada, şu anda görülen tren de o özel tren zaten. İçinde çok sayıda kompartımanı, 4 farklı kategoride kalma imkanı, içinde özel duşu olan, özel restoran vagonları olan, özel kompartıman görevlileri olan bir özel tren bu. Bu tren sizin bir otobüsünüz gibi her yere gidiyor. Tren hattının yolları üzerinde duruyor. Mesela şu görünen slide, Baykal Gölü'nün hemen yanında ölü bir hat. Artık bu regüler trenlerin kullandığı bir hat değil. Özel trenlerin geri park ettiği, işte seyahatler için, turistik gezileri için kullanılan bir şey bu. O yüzden özel trenler biraz daha farklı. Bir de bazı şirketler şöyle yapıyor. Regüler trenlere vagon koyuyor. Oraya bir vagon arka iliştiriyor. Vagon her programına göre şehirden şehire gidiyor. Orada sadece şey var, işte özel vagon var. Özel vagon sizin ama restoran hizmeti yok. Duş imkanı yok. Ondan sonra işte özel şeyler yok o trende, etkinlikler. Bu tren tümüyle, yani hem vagon ilave edilen trenler, onu bazı seyahat acenteleri yapıyor. Ya da işte münferiden gidilen trenler, bilet alıp öyle gidilen, bir kenara, bu özel bir şey. O yüzden ben bugün bahsedeceğim tümüyle özel tren seyahatiyle ilgili, özel Transsibirya ile ilgili. Şimdi Transsibirya hattımız aslında bir Vladivostok hattı var, bahsettim. Bir de Pekin. Bizim aslında gerçekleştirmiş olduğumuz ve bugün anlatacağım konu bu. Moskova'dan Kazan, Ekaterinburg, Novosibirsk, Irkutsk, Ulan-Ude, Ulan-Bator, Erlian ve Pekin. Bu hat üzerinde
konuşacağım bugün. Şimdi Transsibir Ekspresi birçok şirket tarafından yapılıyor farklı isimlerle, ama Transsibir Ekspresi bizim, yani şirketimizin tescilli bir markasıdır. Sadece Türkiye'de biz bu isimle tur yapabiliyoruz. Transsibirya Ekspresi Antonio Turizm'in tescilli markası olduğunu burada belirtmek istiyorum. Bu sağ tarafta da görüldüğü gibi belgesini görme imkanınız var. Evet, seyahatimiz Moskova'dan başlayabiliyor veyahut da Pekin'den başlayabiliyor. Ben bu sunumumda Moskova-Pekin arasındaki bir güzergahı anlatacağım. Arada fark var mı? Yok. İkisi de aynı. İkisi de 9600 kilometrelik bir yolu kapsıyor. Birisi Moskova'dan başlayıp Pekin'e gidiyor. Diğeri Pekin'den başlayıp Moskova'da gidiyor. İkisinde de Türk Hava Yolları kullanıyoruz. Bakın biz marka teşhisi 2012'de almışız ama ondan önce seyahatleri yapıyorduk biz. 15 yıldan beri biz bu Transsibirya Ekspresi'ni yapmaktayız. Türkiye'ye getiren şirketlerden biriyiz. Antonio Turizm olarak hani en eskilerden biriyiz. Bu konuda en deneyimli şirket olduğumuzu rahatlıkla söyleyebilirim. Bizzat turlarını ben kendim yapıyorum. Rehberliğini Transsibir Ekspresi'nde yapan en eski kıdemli rehberim Türkiye'de bu seyahati yapan. Moskova'da başlıyoruz ve ben şunu söyleyeyim, Rusça konuşuyorum. Yugoslav göçmeniyim. Rusça benim çok rahatlıkla konuşabildiğim. Şöyle söyleyeyim, lisede Dostoyevski'yi Rusça okudum. Suç ve Ceza'yı. Çok şanslıyım o açıdan. Yani Rus klasiklerini okuyabiliyorum. İşte o kültürü tabii çok yakinen tanıyorum. Çünkü ben de sosyalist bir kültürden geldim. Çok yakın kültürler birbirlerine. Tabii dili anladıkça, dili bildiğiniz ölçüde o kültürün içinde yoğrulabiliyorsunuz. O yüzden hani bu konuda hiç şeyim yok. Transsibirya'yı en iyi bilen rehberlerden biriyim Türkiye'de. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Çünkü Rusça dersini kendim veriyorum trenlerde. Orada çünkü bizim seminerlerimiz de var. Rusça yani öğretmen değilim ama işte kelimeleri, işte temel şeyleri anlatabiliyorum. Kiril harflerini çok rahatlıkla tabii ki okuyorum. Trende bunları yapıyoruz. Bakın Moskova ile başlıyoruz. Evet, burada hemen görünen şeyde Kremlin bulunuyor. Bunu geçelim. Evet, Kremlin burada. Tekrardan bu sefer Moskova nehrinin hemen şeyinde görülebiliyor. Tekne turu var. Biz tabii tekne turunu burada yapmıyoruz. Çünkü zaman dar. Bizim ayrıca Moskova-Petersburg turumuz da var. Orada da çok güzel detaylı program. O bir haftalık sadece Moskova-Petersburg sürüyor. Ama bu sadece güzel bir manzara. Kremlin'i buradan görmek mümkün. Hemen Kremlin'in içinde bulunan kiliseleri buradan görebiliyoruz. Ve tabii ki Nazım Hikmet'in mezarı. Bakın burada gruplarımızdan biriyle yıllar evvel gezdiğimiz. Bu tabii slide farklı gezilerden alınan orijinal fotoğraflar. Kendim çekmiş olduğum fotoğraflar bunlar. Ve Nazım'ın mezarını tabii gidiyoruz. Kırmızı, kızıl karanfillerimizle ona saygımızı, sevgimizi sunuyoruz Nazım'a. Bütün grupla. Ve Beran'ın da mezarı burada tabii. Çok şık mezarların olduğu yer. Novodevichny Manastır mezarlığı. Bu turumuzun vazgeçilmezlerinden. Ve tabii ki Kızıl Meydan burada metro gezileriyle, şık kristal avizeli istasyonlarıyla, bu da Kızıl Meydan'ın girişi, efendim bu da Kazan Katedrali, 1554'te Kazan şehrinin, Tatar başkentinin, Kazan Hanlığı'nın işte Rus çarı Korkunç İvan tarafından alınmasının anısına yapılan bir katedral. Ve Moskova tren istasyonu Kazan istasyonundan başlıyoruz. Bizim artık böyle bizimle özdeşleşmiş pankartımız, hayal tadında geziler. Bakın burada şurada iki tane hanım var. Şurada bu hanımlar bizim konduktörlerimiz. Bu konduktörler bize 24 saat hizmet veriyorlar konduktör şeyde, trende. Bunu bu diğer trenlerde bulamazsınız. Konduktörler yok. Var ama genel konduktörler. Yani sürekli size hizmet veren şeklinde değil.
Evet, şimdi biraz trenimizi anlatmak istiyorum. Bu tren nasıl bir tren? Özel tren olduğundan bahsettik. Bu trende farklı kompartıman çeşitleri var. İşte standart var, standardın üzeri var, VIP kompartıman var, deluxe kompartıman var. Bu standart bir kompartıman fotoğrafıdır. İçinde bakın iki tane yatak var. Yatakların genişliği 80 santimetredir. Uzunlukta yaklaşık 1.90 uzunluğunda yataklar. Yani bir insan ölçüsü için gayet konforlu, rahat. Çünkü tren tabii bütün hayatınız tren yolculuklarında şu 2 çarpı 2 metre 4 metrekarede geçiyor. Yani biraz tabii bizim için hani işte 100 metrekarelik evlerde yaşamaya alışkın, geniş işte mekanları olan şeyler değil trenler. Zaten trenin genişliğinin tamamı 2,5 metre. Yani 2,5 metre genişliğinde bir raylar üzerindeki otelden bahsediyoruz. Bir gemi değil bu. Yani geminin boyutu işte 100 metrelik, 150 metrelik, 200 metrelik gemiler var. Genişliği 50 metre, 60 metre. Hani 10 katlı gemiler falan, kruvaziyerler. Bu öyle değil. Bu bir tren. Bu bakın çok nostaljik bir şey. Ben küçük yaştan beri tren seyahatlerini yapmaktayım. O trenin hareket hali. Ondan sonra o tıkır 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 falan sallana sallana gitmeniz ve manzaranın sürekli akıp kayması, gitmesi olağanüstü güzel etki bırakıyor insanda. Hakikaten psikolojik olarak insan kendisini çok keyifli hissediyor. Apayrı bir dünya. Ve bu 4 metrekarelik mekan 2 hafta boyunca sizin eviniz oluyor. O yüzden burada önemli konulardan bir tanesi kompartıman arkadaşınız kim olacak? Kompartıman arkadaşlığı burada hayati derecede önemli. Çünkü 2 hafta boyunca 4 metrekarede berabersiniz. Tabii eşiniz, kardeşiniz, ablanız, dayınız, tanıdık çok olduğu zaman bir sıkıntı yok ama iki tanımadık insanın birbiriyle eşleşmesi bazen sıkıntılar olabiliyor. Ama o yüzden o iki insanın biz örneğin bir kişi bir yarım kompartımanı aldığı zaman tanıştırıyoruz önceden. Kaynaşmaları gerekiyor insanların. Dolayısıyla bu seyahat arkadaşını seçmek önemli bir konu. Bu arada hemen Gökhan, bir ilk soruları alabilir miyiz? Merak ettim çünkü şu anda bayağı bir katılımcı var anladığım kadarıyla. Bayağı var. Ve ilk sorumuz, geçen haftaki Transsibir raylarının inşa hikayesi ve ilk Transsibir seyahati webinarına katıldınız mı? Merak ettim. Kaç kişi geçen hafta katıldı? Kaç kişi ilk defa bugün katılıyor? O açıdan hem sohbetimize devam edeceğiz. Zamanımız var, sıkıntı yok. Yetiştireceğiz her şeyi. Ama merak ettim. Sonra da tabii sunumun sonunda sorular kısmı var. O sorulardan bazılarını ben kendim yazdım. En çok sorulabilecek soruları, artık 15 yıllık bir tecrübenin şeyi var, deneyimi var. Bu soruların ne olabileceği konusunda aşağı yukarı fikrimiz oluyor. Bu arada %55'i 500'e yakın katılımcı var. %55'i katılmış, %45'i katılmamış. Çok memnun oldum. 180 yakın insan, 190 kişi ilk defa burada bu seminerde seyahatimi de merak ederek katılıyorlar. Evet, devam edelim. Şimdi kompartımanımız bu. Bir standart kompartımanda neler var? Yatak var, dolapları var. Yani bavulunuzu koyabileceğiniz bir yer. Pencereniz var, fişiniz var, klimanız var. Yani konforlu, rahat bir şekilde seyahat etme imkanı için her şey var. Bakın çarşaflar çok temiz ve kondöktörler her gün sizi günlük veyahut da gece yatış konumunu çarşafları, yorganları açarak bunları düzenliyorlar. Yani gündüz ve gece konumu farklı kompartımanın. Çünkü gündüz malum kahvaltımızı yapıyoruz, öğle yemeğimizi yapıyoruz ondan sonra. Evet, devam edelim. Efendim şimdi bakın, bu bir standart kompartıman. Standart kompartımanın bir grafik çizimini, üçlü çizimini görüyoruz.
4 metrekare. Küçük bir masası var. Bu gündüz konumu. Bu gündüzde böyle oturuyorsunuz, kitabınızı koyuyorsunuz. Hemen şurada görülen bavul kısmı var. Benim kallavi bir bavulum var. Ve bu kallavi bavul buraya sığabiliyor. Bir de küçük bavul sığabiliyor burada. Yani iki bavul, iki normal boyda bavul buraya rahatlıkla sığabiliyor. Tabii ki bunun altında da, hani şu oturduğunuz koltukların altında da bagaj koyabileceğiniz yerler mevcut. Dolayısıyla eğer yetmez ise yine de ortak alan var. İki tren, iki vagon arasında olan alanlarda. Orada da burada eşyalarınızı boşaltıp valizinizi oraya koyma imkanınız her zaman oluyor. Şimdi bakın burada Corky'de işte 9 kabin var. 9 kompartıman var. Bir tane konduktör kabini var. Ve tuvalet ve duş olanağı var. Yani her şeyde vagonda bir duş yapma imkanınız var. Yani orada bir duş vagonu kabininiz var, bir tane konduktör kabininiz var. Şimdi bunlar tabii ortak banyo tuvaletli olan trenler, vagonlardır. Peki bunlar ilk soru şu sorulacaktır. Hijyenik mi? Kesinlikle hijyenik. Bakın 15 yıldan beri gidiyorum. 15 yıldan beri gidiyorum ve son derece hijyenik. Bu seyahati yani yüzlerce kişiyle yaptık. Ve şu ana kadar hijyen konusunda, tuvaletin temizliği konusunda hiçbir surette bir sıkıntı olmadı. Son derece hijyenik, son derece temiz olan vagonlar, kompartımanlar ve her kullanımdan sonra tuvaletler ve banyolar kullanılıyor ve temizleniyor. Nasıl peki banyo duş alanı alınıyor? Duş trende olduğunuz süre içerisinde her saat alabiliyorsunuz. Çizelgeler koyuyoruz. 15'er dakikalık şeyler, periyotlar var. İsterseniz iki tane 15'er dakikalık periyot yazıyorsunuz. Diyorsunuz ki sabah saat 6.45 ile 7 çeyrek geç arası Mr. işte Atilla Tuna, orada adınızı yazıyorsunuz, kompartıman numaranızı yazıyorsunuz ve o süre içerisinde sizin kullanım hakkınız oluyor. O şekilde çok rahat, yani hiçbir sıkıntı olmuyor. Her duş olayından sonra temizlik oluyor ve ardından yeni bir kişi gelip orada kullanabiliyor. Şimdi ikinci kompartıman tarzımız, daha doğrusu bu kompartıman nostaljik bir kompartıman, işte dekorasyonu vesaire. Bunun özelliği şöyle, bakın bu kompartımanlarda iki kompartımanın ortak kullandığı bir duş var. Yani eğer siz yakın bir çevreyle iki kompartıman olarak gelecekseniz, bu kompartımanların ortasında sadece iki kompartımanın kullanabileceği bir şey var, bir duş kabini var. O duş kabininde ortaklaşa dönüşümlü olarak kullanma imkanınız oluyor. Diğer kompartımandan farklı, bunlar bu kompartımanda yatış şekli ranza gibidir. Yani karşılıklı olarak değil, ranza şeklinde yapılan bir şeydir, kompartımandır. Böyle bir farkı var. Ve tabii bu kompartımanlarda bakın toplamda 8 adet kompartıman var. Ortalıkta da görüldüğü gibi şurada duşları görülebiliyor. Tuvaletler yine her iki tarafında. Bakın iki tane tuvalet söz konusu. Yatağın genişliği yine 80 santimden 185 santime kadar bir uzunluğu var. Dolayısıyla bu da bir başka tip olarak görebileceğimiz. Bir de bolşoy, daha doğrusu büyük olarak adlandırılan bir kompartıman tipimiz var. Bu da özel banyo ve tuvaletli olan bir kompartıman türü. Bakın bu gece konumu, bu da gündüz konumu. Yani gündüz bu şekilde işte biraz daha tabii daha şık bir kompartıman. Ve daha geniş. Çünkü bunlar ortalama 7-7,5 metrekare. Yani iki kompartımanın büyüklüğü kadar yer alıyor. Bunların iki farklı kategorisi var.
bir VIP, bir de bir business olarak adlandırılan bir çeşidi. Biri diğerinden yarım metrekare, 60 santimetrekare daha geniş olarak yer alıyor. Ama tip olarak aşağı yukarı aynı. Bakın burada oturma grubu gündüz, burası tuvalet, duş kabini ve ranza şeklinde bunlar konaklamak mümkün. Bu da gece konumu olarak ve iki konumu da buradan görme imkanınız var. Evet efendim, şimdi bakın burada tabii kompartımanlar genişledikçe kompartıman sayısı azalıyor bu trenlerde. O yüzden, çünkü vagon aynı, standart değişmiyor. Yanılmıyorsam 23-24 metre uzunluğunda bir vagon bu Rusya'dakiler. Ve işte normal standart kategorilerde 8 olan, bazı yerlerde 9 olan vagonlar birdenbire 6'ya düşüyor. Hatta 5'e düşen vagonlar var. Orada da kondöktör görevli, işte tuvaleti yine dışarıda da içeride de banyosu bu şekilde bu trenlerde seyahat edilebiliyor. Tabii restoranlar nasıl diyecek olursanız çok şık. Hakikaten çok şık. Yani insan burada yemek yemekten, kahvaltı yapmaktan, bir kadeh şarap içmekten hakikaten çok keyif alınabiliyor. Öyle şeyler, kompartımanlar ve tabii gurme özellikli. Bunlar havyar, bakın. Havyarı var, işte vodkası var, Rus çayı var, işte değişik değişik şeyleri var, özellikleri var. Çünkü trende hayat güzel geçiyor. İşte bir gün tam gün boyunca, tam özür dilerim, tam gün boyunca diyor. Bir saat boyunca vodka tadımı var. Ondan sonra isteyen şeyde devam ediyor. Ondan sonra bakın burada güzel mezeler vesaire. Şimdi sorular, baştan böyle birkaç sorulara kendim yazdım ve cevap vermek istedim. Transsibir Ekspres seyahatinde hep trende mi konaklanılıyor? Şöyle, hep trende konaklanıyor çoğunlukla, ancak arada bir şey, iki yerde konaklama şeyde oluyor, trende oluyor, otelde oluyor. Bunlardan biri Ulaanbaatar, bir de bazen Irkutsk'ta kalınıyor, bazen kalınmıyor. Ama en az bir yerde Irkutsk şehrinde ve Ulaanbaatar'da orada konaklamayı otelde yapıyoruz. Neden? Çünkü hem biraz program daha o bölgede daha fazla görülecek yerler var. Hem de işte trenden yarım yolculukta biraz şöyle otelde kalma şeyi verelim diye, imkanı verelim diye. İkinci soru, Transsibir Ekspres seyahatinde trende banyo, tuvalet kullanım koşulları nasıl? Temin bahsettim, hijyenik. Hiç kuşkunuz olmasın. Bakın 15 yıldan beri bu seyahati yapıyorum. Bizim özel trenlerimizde yalnız. Diğer trenler için aynı şey olduğunu söyleyemem. Genel Rus Devlet Demir Yolları'nın yapmış olduğu tren seyahatlerinde aynı hijyen olduğu söylenemez. Çünkü özel kondöktörünüz yok. Orada sadece bir kompartımanda bir yer satın alıyorsunuz. Onu ondan sonra geziyorsunuz. Şimdi çok farklı fiyat kategorileri var. Web sitemizde bu şu an, sonra ziyaret edersiniz, hani 8.000 eurolardan başlıyor, işte 13.000 euroya kadar giden bir şey var, bir açı var, fiyat açısı. Bu neden bu kadar pahalı? Şimdi şöyle söyleyeyim, biz bu arada bahsedeceğim, sadece bunu organize etmiyorum. Bu bir yılda bir defa yapılan, özel trenle yapılan bir organizasyon, ama ben işte özel olarak yapmak istiyorum. Özel grubum var. Ayrı bir tarih var mı? Var. Sadece Devlet Demiryolları'nın treninden bileti istiyorum. O da mümkün. Fiyatı 1200 dolar. Sadece tek bir bilet. Ama içinde hiçbir şey yok. Otel seyahati yok. Turlar yok. Ondan sonra yemekler dahil değil. Kahvaltılar dahil değil. Bu Devlet Demiryolları'nın vermiş olduğu sadece bir tek bilet fiyatı. Bunun üzerine sürekli kata kata gidiyorsunuz. Ve bu şeyde, seyahatte çok sayıda şehir geziliyor, çok sayıda tur var, çok sayıda yemek var. O yüzden bunları bir araya koyduğunuzda dünyanın en pahalı seyahatlerinden biri olduğu ortaya çıkıyor ki 2 haftalık seyahat için
Bu aslında gezginler bilir. Son derece doğal bir fiyattır. Ama daha hesaplı ve ucuza gerçekleştirmek de mümkün. Biz şunu da yapıyoruz. Hani biletinizi alıyoruz ve sizin bütün seyahatinizi organize ediyoruz. Yine ortalama işte 4.000 eurolara çıkacaktır. Yani uçak biletiniz, tren seyahatiniz, ondan sonra oradaki turlar vesaire. Ama özel trenle değil. Özel tren çok farklı bir kategori. Her şey özel. İçinde doktoru dayı var. Yani rahatsızlandınız, doktorunuz yanı başında geliyor. Doktor yanı başınızda, hiç ayrılmıyor. Öyle deneyimlerimiz oldu. Şahsen ben de deneyimledim. Dolayısıyla bu önemli bir konu. Evet, devam ediyoruz. Şimdi biz yılda bir defa bunu gerçekleştiriyoruz. Ancak diyelim ki siz ayrı bir grup olarak 3 kişilik, 5 kişilik, 7 kişilik veyahut da 15 kişilik veyahut da tek kişi. Biz ayrı bir şekilde seyahat etmek istiyoruz. Özel tren de mümkün, regüler tren de mümkün. Hepsi mümkün. Bunları yapıyoruz. Yani çok ucuza mal etmek de mümkün bu seyahati. Özel trende Türkçe rehberlikli, yani benim rehberliğimde de yaptığınız zaman bu fiyat daha yükseliyor. Dolayısıyla tercih tamamıyla katılımcının kendisinde olan bir konu. Grupla seyahat etmek istemiyorum. Küçük bir grubumuz var. Bu seyahati özel olarak organize edebilir misiniz? Kesinlikle. Antalya Turizm'de bahsettiğim yaklaşık 70 kişilik bir kadromuz var. Ve bu departmanlardan biri, buradan kendisini selamlıyorum Burcu Hanım'ı, Burcu Usta. Kendisi bizim Antonet Size Özel departmanın başında ve kendisi bu seyahatin tailor-made olarak terzi işi. Ha, diyorsunuz ki biz işte Moskova'dan başlayacağız, Vladivostok'a gideceğiz ve bu güzergah üzerine çok sayıda şehir var bu arada. Yani en büyükleri işte 10 tane şehir var. Yani Krasnoyarsk'ı istiyoruz, Yekaterinburg'u istiyoruz, Kazan, Irkutsk, Ulan-Ude, Çita, daha birçok şehir ilave edilebilir. Bunlardan sadece 3 şehri istiyoruz. Sadece 7 şehri istiyoruz. Veyahut da 14 tane şehir istiyoruz. Hepsini yapıyoruz. Hepsi tabii üzerine terzi işi olduğu için çok hesaplı bir şekilde de çıkabilir. Yani 3 şehir istiyorsunuz. Örnek, Yekaterinburg, Çar'ın öldürüldüğü yer. Irkutsk istiyoruz. Bir de Vladivostok. Çok hesaplı bir fiyat çıkar. Ama içine 7 şehir, 9 şehir, 11 şehir koyduğunuzda bunun hepsinin fiyat baremleri çok farklı oluyor. Yani şunu söylemek isterim. Bir, Transsibirya Ekspres seyahatini mutlak suretli bir seyahat acentesiyle yapın. Çünkü bu, hadi sırt çantamı aldım, gittim. Tabii genç yaştaysanız bu sıkıntı değil ama bizimle seyahat edenler belli bir yaşın seviyesinde olan gruptur. Ve bunu hadi böyle çat kapı gitme ile olmuyor. Yani orada organize olmanız lazım. Bir de güvenlik meselesi var. Bu çok önemli. Bakın, güvenlik. Rusya Devlet Demiryolları genelde güvenlidir ama çok dikkat etmek lazım. Yani yan kesicisi, işte çünkü tanımadığınız yerde uyuyorsunuz. Bu önemli bir şey. O yüzden mutlaka ister bireysel, ister biletinizi sadece alarak 3 şehir gezin. Mutlaka bir seyahat acentesini talep edin. Bizim olmamız şart değil. Ama biz bu konuda en iddialı şirketlerden biriyiz. Gerek lüks, şık seyahatler gerekse de daha mütevazi bütçelerle yapılabilecek bütçelerle de bunu organize ediyoruz. Hiç çekinmeyin bizden. Arayın, biz size ücretsiz danışmanlık da yaparız. O yüzden Transsibirya Ekspresi hakikaten uzmanlık alanımız. Bunu birçok yerde ilan ediyorlar ama biz işin mutfağında olduğumuz için bizi mutlaka arayın, danışın, sorun ve ardından Transsibirya Ekspresi'ni güzel seyahati yapın. Bunu önereceğim. Evet, şimdi devam edelim. Şimdi bakın, bu genelde manzaralar böyle. Bir tren seyahati nasıl bir gemi kruvazeri limana yanaşırsa, trenler de tren istasyonlarına yanaşmakta ve orada bu tren duruyor. Ardından siz şehri geziyorsunuz.
Ve yine çok yıllar öncesinden olan bir grup burada. İlk grubumuz. Tabii ben yeni bir destinasyona başladığım zaman mutlak oraya önceden gidiyorum. Öğreniyorum. Sonra grup getiriyorum. O da bizim özelliklerimizden biri. Burası Kazan şehri. Yine Kul Şerif Camii'ni burada görüyoruz. 2000 yılında yapılan bir cami. Kazan Kremli'nin içerisinde. Böyle işte tren seyahatleri, güzel manzaralar, ondan sonra seyyar satıcılar, efendim. Bir de özel trenlerde karşılama oluyor. Rusların çok güzel bir karşılama geleneği vardır. Tuz ve ekmek. Tuz ve ekmek. Çünkü Sibirya'da hem ekmek hem tuz çok değerli. Eskiden tabii sürgüne gönderilen kişiler burada hem ekmeği hem tuzu çok zor şartlar altında alıyorlar. Limitli dağıtılıyor. Çünkü tuz yok Sibirya'da. İki, ekmek çok zor şartlar altında buğday öğütülüyor. O yüzden buğday burada yetişmiyor. Buraya gönderiliyor. O yüzden ekmek çok değerli. Ve en değerli şeyini misafirleri karşılayan ev sahipleri onunla karşılıyorlar. Ve bizi Sibirya'da Sibirya'da bu güzel folklor oyunlarıyla ekmekle beraber karşılama törenlerimiz burada söz konusu. Bakın burada folklor, ondan sonra folklorik oyunlar. Dedim ya bu seyahat birçok etkinliği beraberinde de getiriyor. İçinde bakın klasik müzik dinletileri var, folklor gezileri var. Bakın şu muhteşem manzaraya. Olağanüstü değil mi? Yani nefis bir manzara. Yani bunu bir gün batımında çekmiştim. Böyle kıvrım kıvrım giden bir tren. Ve kompartmanınızdasınız. Şarabınızı ya da vodkanızı ya da kahvenizi, çayınızı yudumlayarak anılarınızı yazıyorsunuz. Efendim bir şey yazıyorsunuz. Belki hikaye, belki romanınızın devamını yazıyorsunuz. Mutlaka böyle bir seyahati gerçekleştirin derim. Ve manzaralar bakın, pencerenizden gördüğünüz manzaralar Sibirya manzaraları. Ve bakın bu bizim bu fotoğraf vodka tadımından. Bu vodka tadım günü 6 ya da 7 farklı vodka tadıyoruz. Ve tabii vodka içme usulü de çok ondan sonra önemli. Rus geleneğinde, Rus günlük hayatında vodka must. Yani Rus mutlaka vodka içer. Şöyle bir şey vardır. Bir sözcük vardır, bir cümle var. İşte Ruslar vodkayı mutlaka bir vesile ile içerler. Şöyle de devam gelir sözün. İşte evden çıkarken, soğuk ya Rusya, ısınmak için içer. Sonra dışarı çıkar, üşür, iş yerine geldikte ısınmak için tekrar içer. Sonra yemekten önce tekrar içer, iştahı açılsın diye. Sonra yemeği bastırsın diye içer. Ardından eve gelmeden önce bir arkadaşıyla oturup bir kadeh tokuşturur. Sonra eve gelir, tekrardan uykuyu uyumak için rahatlıkla tekrar vodka içer. Yani vodka her fırsatta böyle içildiği ve her vesileyle böyle tek başına içilmez. Mutlaka yanınızda bir dostunuz olacak, eşiniz olacak, öyle içilir. Ve her vodkanın içilmesi öncesinde konuşmanız lazım. Özellikle böyle bir topluluktayken razgovornik olarak, yani konuşmacı, siz böyle bir nutuk atarsınız, ardından sözü başkasına verirsiniz. Bunu biz seyahatlerimizde tabii bu geleneği yaşatıyoruz. Çok keyifli oluyor, güzel sohbetler oluyor. Tabii bakın bu kompartıman aslında iki kişilik ama gördüğünüz gibi 8 kişi sığabiliyor. 8 kişi aynı kompartımanda yer alabiliyor. Çünkü vodkanın ilerleyen saatlerinde artık böyle bir kaynaşma oluyor ki yani harikulade şeyler, sohbetler, şarkılar çıkıyor. Ve tabii bu manzaralar devam ediyor. İşte 3. Alexander, Transsibirya
bu Irkutsk şehrinden. Böyle işte dükkanlarda Rusya'nın en derinliklerine kadar gidiyoruz. Tabii bu seyahatte bir önemli özellik de ev ziyaretleri yapıyoruz. Bakın şu anda şurada görülen bir opera sanatçısı bir hanım. Eskiden işte opera etmiş, daha su şeymiş, sopranoymuş ve bize yemek yapıyor. Evine gidiyoruz. Böyle organizasyonlarımız var. Ya da bir daça görüyoruz. Yine müzik ziyafetlerimiz var. İrkutsk şehri sürgünlerin yaşandığı bir yer. Mesela Krasnoyarsk'ta öyle. Krasnoyarsk'ta 2 yıl Lenin, Vladimir İliç Lenin orada sürgünde yaşamış. Dostoyevski başka bir şehirde. İrkutsk ise bu meşhur dekavristlerin Aralık ayında yapılan, çara karşı yapılan bir hareketin gerçekleştiği bir olaydan sonra, bu Burjuva devrimi sayılabiliyor Rusya'da. Yüzlerce insanın sürgüne gittiği yer ve Volkonski ailesi, Volkonski orada bir mesken kuruyorlar ve ardından orada müzik icra eden Maria Volkonskaya, Rus romantik müziğin başlangıcı burada başlıyor. Çünkü romantik aşklar var. Bir hikaye anlatayım ondan sonra. Şimdi Çar kendisine isyan eden, ayaklanan burjuvaziyi bastırıyor. Yaklaşık 200 kişi öldürüyor. Bunlar hep sarayları olan insanlar. Bunları da tutukluyor. Yaklaşık işte yine 200 tane sarayı olan, Petersburg'da devasa sarayları var. Bizim Beylerbeyi hani hakikaten yanlarında mütevazi kalır. Bunları topluyor. Hanımlarını topluyor. 200 tane hanım. Diyor ki, hanımlar diyor, siz kocalarınız bana karşı isyan etti, kuralları çiğnedi, hepsini Sibirya'ya gönderdim diyor. Şimdi size iki sorum var diyor Çar, birinci Nikola. Diyor ki, ya diyor, benim vereceğim kocalardan birini koca olarak alıp Petersburg'daki şatafatlı hayatınızı devam ettireceksiniz. Veyahut da gidin kocanızın yanına. Eğer diyor evlenmeyeceksiniz bu adamlarla. Ne haliniz varsa görün diye iki seçenek soruyor. Sizce ne oldu? Şöyle. 7 tane kadın İrkutsk'a gidiyor. Geri kalan yeni kocalarla beraber. İşte bu ev çok o açıdan bütün bu, tabii o dönemde tren seyahati yok. Kızaklarla kışın gidiliyor. Atlı kızakla, işte donmuş nehirler üzerinde kızaklı şeylerle gidiliyor. Buraya geliyorlar ve Maria Sergei'nin yanına geliyor ve müthiş bir romantik aşk hikayesi. İki çocuğunu da alıyor. Kocası için sarayları feda ediyor. İşte Rus romantik müziğin başlangıç yeri burası. Bunun gibi çok sayıda hikaye var Transsibirya'da. Onları anlatıyoruz. Ve tabii şampanya ikramlarımız, efendim bor çorbamız tabii yemeklerde. Böyle güzel, bakın burada kurutulmuş omul balığı, Baykal'da nefis bir balık var. Çok lezzetli. Bizim levrek tadında ama deniz balığı değil. Bakın Baykal burası işte. Olağanüstü güzel. Burada göle girme imkanı da var. Böyle müthiş manzaralar eşliğinde sabah uyanıyorsunuz. Ve bu manzaralarda bakın trenin üstüne çıkıp bunu böyle bir 10 dakikalık periyotta bunu yaşama imkanınız da var. Ve tabii turun en can alıcı noktalarından bir tanesi pikniğimiz. Bu akordeoncu Nikolay, çok eski işte 15 yıldır tanıdık olan bir dostumuz artık. Akordeon çalar. Biz işte barbekü kızarmış etleri yeriz. Vodkaları içeriz, şarkı söyleriz. Velhasıl bakın Nikolay tekrardan. Bu arada katılım oldukça yoğun ve giremeyen dostlarımız var. Maalesef katılım 500 kişiyle sınırlı. O yüzden bu konuda yapabileceğimiz fazla bir şey yok ama YouTube'dan bu yayını izleyebilirsiniz. Bunu yükleyeceğiz. Oradan haberdar olursunuz. YouTube kanalımızı beğenin.
Oradan arkadaşlarımız teknik ekipten şeyi yükleyecekler. Ve en hızlı bir şekilde bunu yükleme imkanımız olacak diye düşünüyorum. Evet, Nikolay, bakın, nefis bir akordeoncudur. Yani gördüğüm, izlediğim, bakın İstanbul Filarmoni Derneği üyesiyim ben. Bunun kadar akordeonu ustaca çalan, yani canlı olarak izlediğim şu ana kadar kimse yok. Nefis klasik müzik de çalıyor. Ve nefis Rus geleneksel müziklerini de çalıyor. Söylüyor adam. Olağanüstü bir yetenek. Evet, Baykal Gölü'nde gün batımı. Bu keyfi anlatamam. Yani dostlarla oturuyoruz, sohbet ediyoruz. Adeta bir şömine başı gibi, sohbetleri gibi. Hani bu trende sohbetler o kadar keyifli, o kadar sözle anlatılır gibi bir şey değil. Bakın, sol yumruklar havaya kalktı. Eski tüfekler Lenin'in önünde. Burası Ulan Ude, yani Buryatya'nın başkenti. Tabii 3 bağımsız cumhuriyet, bir de 2 özel cumhuriyetten geçiyoruz. Birisi Buryatya, diğeri de Tatar Cumhuriyeti. Tren yine bakın Bozkır'dan gidiyor. Burası artık Moğolistan. Bakın Moğolistan'dan geçiyoruz. Ve Moğolistan'da yurtlar, kımız. Çünkü trenimiz bu arada şeye kıvrılıyor, Ulan Bator'a kıvrılıyor. Hiç ayrılmıyoruz. Yani başka yerlerde işte şu, o yüzden özel trenin çok önemli bir şeyi var. Eziyet çekmiyorsunuz bu turda, öyle söyleyeyim. Bizimle değil de başka seyahatlere giden, başka tarz trenle gidenler bazen sıkıntılı günler, anlar oluyor. Bavul taşıyorsunuz. Biz de bavul taşımıyorsunuz. Çünkü bavullarınız zaten trende. Bu tren sizi daha şeye kadar götürüyor, sonuna kadar. Biraz da ona geleceğim. Tren Çin'de değişiyor. Onu da biraz ayrıntılarını anlatacağım. Yani tamamıyla konfora dayalı bir organizasyon yapıyoruz. Çünkü bakın, bu çok büyük bir yatırım. Çok büyük bir yatırım. Yani en hesaplısı 8400 liraya gidilebiliyor. Yani bir hesap yapıyorsunuz. 8400 euro çarpı işte 8 lira olsa 70-80 bin liralık bir otomobil parası. Dolayısıyla ciddi bir yatırım. Ve bu yatırımı en konforlu şekilde almak sizin hakkınız. İşte o yüzden biz bu konforu çok üst bir seviyede tutuyoruz. Bir, bavullarınızı taşımıyorsunuz. İki, işte duşunuzu alıyorsunuz. Her gün duş alabiliyorsunuz. Bu büyük bir nimet trende. Diğer şekilde seyahat edersiniz. Yani mesela ortak vagon, sıradan regüler trende seyahat edersiniz. Ya da başka seyahat şirketlerin yaptığı gibi işte vagonu ekliyorsunuz regüler trene. O vagon oradan çekiliyor. Orada duş yok. 2 günde bir, 3 günde bir olan otelde duş alıyorsunuz. Yani bu konforunuzdan çok şey alıp götürüyor. O yüzden bu trenle seyahat etmek, özel trenle seyahat etmek çok özel bir ayrıcalık. Mutfağı var, mezesi var, 24 saat barı var. Müzik canlı yapıyor, bar. Trende vagon bar var. Yani o kadar keyifli ki bu regüler trenlerin harici ve dünyanın dört bir yanından gelmiş insanlarla beraber seyahat ediyorsunuz. 20 ya da 30 farklı ülkeden insanlarla birlikte arkadaşlık kuruyorsunuz. Çok güzel dostluklar kuruluyor. İşte Amerika'dan, Japonya'dan gelen oluyor. Güney Afrika Cumhuriyeti'nin, Brezilya'dan, Arjantin'den, Almanya'dan, İngiltere'den. Yani bir uluslararası organizasyon içerisinde buluyorsunuz kendinizi. İşte Moğolistan'da, Ulaanbaatar'da duruyoruz, orada tur yapıyoruz. Orada otelde kalıyoruz, bahsettim. Çünkü orada bir gece kalıp bu güzellikleri mesela şu anda bir kısraktan süt sağlıyor. Ardından kımız deniyoruz. İşte deveye binme imkanımız oluyor. Yine Ulaanbaatar'da bir müzik etkinliği. Sadece orada değil. Güzergah üzerinde birçok yerde özel şeylerimiz var. Ondan sonra mesela Ulaanbaatar'daki ana meydan ve canlı müzik organizasyonları. Burada da görüldüğü gibi Moğol folkloru yapılıyor. İşte Budist manastırları, ondan sonra Budist rahiplerle tanışma imkanı oluyor. Yani çok kültürlü.
Ha, bir de bizim için, tarihimiz için çok önemli bir yerden geçiyoruz. Ulan Bator'a yaklaşık 45 dakika kuzeyde bulunan bir Tonyukuk abidesi var. Bu Göktürk yazıtlarının bir en önemli yazıtlarından biri. Çünkü Türk kelimesi ilk defa tarihte burada geçiyor, 8. yüzyıl. Şimdi bizim için, Türkler için o kadar önemli bir yer ki, bir kutsal. Bakın bu Tonyukuk abidesi önünde hüngür hüngür ağlayan insanımızı gördüm. Duygulanıyorlar çünkü buradan çıkmış Türkler. Buradan batıya doğru, ta Viyana kapılarına kadar gitmişler. Şimdi Bozkır'dan geliyor. Burada bakın gidiyoruz. Türküz ve Türk kelimesinin ilk defa yazıldığı yere geliyoruz. Duygusal değil mi? Yani tarihe Türklerin çıktığı yeri dokunuyoruz taşa. Ve burada şeyler var. Başka işte abideler de var. Burayı görüyoruz. Ondan sonra işte grup fotoğraflarımız bu şekilde. Yurt çadırları geziyoruz. Bu arada Instagram'dan katılan dostlarımız birazdan yayın kesilecek. Sebebi de Instagram bir saate müsaade ediyor. Ayrılmayın çünkü ben yeniden bağlanacağım. 10 saniye sonra kapanacak. Sonra tekrar bağlanın. Yayın devam ediyor. Bunu şimdiden söyleyeyim. İşte Moğol güreşçileri efendim böyle. Çünkü Moğollarda güreş, bu arada Instagram'ı düzenliyorum. Çok pardon. Evet, Moğollarda güreş, efendim at yarışı, bir de ok atma spor olarak yapılan. Bakın bunlar da jokeyleri. 4-5 yaşında. Şu gördüğün soldaki çocuk 3 yaşında idi o dönemde. Dolayısıyla 3, 4, 5, 6 yaşında olan jokeyler bunu kullanıyor, biniciler. Ve bu sporlar Nadaam Festivali'nde kategorilerde yarışma. Bütün Moğolistan'dan at sürme, ok atma, bir de güreş yapmak için sporcular Moğolistan'a, Ulan Bator'a geliyorlar ve orada yarışıyorlar. Nefis kaymak. Dünyanın en lezzetli kaymağı nerede diye sorarsanız tek yanıtım var. O da Moğolistan'da şu yurtlarda yapılan kaymaklardır. Onları yani gidip paylaşıyorlar. Bu insanlar hala göçer olarak yaşıyorlar. Eski Türklerin, yani atalarımızın, Oğuzların yaşadıkları gibi büyük sürüler halinde işte 10 bin, 30 bin, 100 bin koyunun beraber yaylaklara ve kışlaklara gidiyorlar. Orada et, süt ve süt ürünleri yiyorlar. İşte onu tatma imkanınız var. Eski geleneksel yöntemlerde. Yani nefis bir kaymak. Bu da yurt çadırı. Ve tabii kondöktör arkadaşlarımız bize ellerinden gelen hizmeti veriyorlar. Ve Rus treni, çünkü şöyle, Ruslar da Napolyon'un Moskova'yı işgalinden sonra tren seyahatleri, işte Çar 2. Alexander'ın beratıyla inşaatlar başlıyor. Ve bu inşaatlar başlayınca tam bir avuç içi mesafesi, yani yaklaşık 12-13 santim daha geniş yapılıyor raylar. O yüzden Rus rayları, İspanya'da da öyledir. Rus rayları Avrupa'dan gelen trenler tarafından kullanılamıyor. Makas değiştirmeleri lazım. Daha doğrusu yani bu tekerleklerin yeni raylara adapte edilmesi lazım. O da hudutlarda yapılıyor. Çok zor bir işlem. Ve özel bir mekanizma lazım. Bizim Rus trenimiz Moğolistan ve Çin arasında duruyor. O arada bavullar siz gene ellemiyorsunuz. Bavullar transfer ediliyor. Biz de huduttan geçiyoruz otobüsle. Yürüyerek tekrar otobüse binip Elyan'da orada Çin trenimize biniyoruz. Bu sadece bir gece için kullanılan bir tren. Bu trende de şey kadar lüks bir tren değil. Yani bizim kendi Rus trenimiz kadar. Ama hijyenik, temiz,
bir tren olduğunu söylememiz mümkün. Tabii Çin'de bütün Pekin ve civarında dolaşıyoruz. Neler var? İşte Pekin'de stadyum, işte Cennet Tapınağı, efendim Yasak Şehir gibi yerleri ve tabii ki meşhur Pekin Ördeği. Ama şunu çok keyifle söyleyebilirim ki bizim seçimimiz, ben özellikle bir yeri seçiyorum. Orası Yasak Şehre çok yakın bir yer ve Çin İmparatorlarının Pekin Ördeğini yedikleri yer. Çünkü o yerde ilk defa yapılmaya başlanıyor. Sonra mutfağa Çin İmparatoruna oradan özel olarak yapılmış ördekler geliyor. Hakikaten unutulmaz bir tat. Şimdi değerli dostlar, yaklaşık olarak sunumumu bu şekilde tamamlamış oluyorum. Bu haritayı bir son şeye vereceğim. Bakın burada iki farklı güzergahı da görebilirsiniz. Yani Moskova, Kazan, Ekaterinburg, Novosibirsk, Krasnoyarsk, İrkutsk, Baykal Gölü, Ulan-Ude, Ulan-Bator, Erlian ve Pekin. Ve burada da seyahat sona eriyor. Da Pekin'den başlıyor, Moskova'da bitiyor. Bir de bahsettim, Vladivostok'ta biten güzergah var. Bu da mümkün. Arzu ederseniz özel olarak bunu da yapabiliyoruz. Sadece buradaki bir dezavantajdan bahsedeyim. Baykal Gölü sonrası tamamen düzlük bir ovada geçiyor. Ve manzaralar bir süre sonra tek düze haline geliyor. Ve Türk Hava Yolları'yla başlayıp Türk Hava Yolları'yla bitirme imkanı var bu turda. Yani İstanbul'dan Moskova'ya Türk Hava Yolları'yla gidiyorsunuz veya dönüyorsunuz. Ya da Pekin'e Türk Hava Yolları'yla gidiyorsunuz ve dönüyorsunuz. Yani böyle bir avantajı var. Çünkü Vladivostok'a Türk Hava Yolları efendim gitmiyor. Bu yüzden hani böyle bir farklılıkta söz konusu oluyor. Evet, bu arada sunumumu soru kısmına geçeceğim birazdan. Çok sayıda soru olduğunu görüyorum. Birkaç anons yapmak istiyorum. Birincisi Salı günü dinler tarihi olacak. Hristiyanlığı anlatacak Cengiz Göncü Bey. İkincisi de Perşembe günü Sibel Kocabıyık adlı çok değerli arkadaşımız Fener Balat'ı resimler eşliğinde gezdirecek. Böyle bir etkinliğimiz olacak. Pazar günü yine çok değerli bir konuğum var. Ahmet Güneştekin, ressam arkadaşımız. Batmanlı bir ressam. Ama Türkiye'nin en gözde ressamlarından biri. Resim sanatını konuşacağız. Sanat anlayışını konuşacağız. Onu da buradan duyurmak istiyorum. Ve son olarak bugün yine çok değerli dostum Ahmet Ümit'le sohbet edeceğiz. Orayı da, o arada herkesi beklediğimi ifade etmek istiyorum. Saat 5'te Ahmet Ümit'i Elveda Güzel Vatanım romanını konuşacağız. Onun üzerinden tabii Türkiye demokrasi tarihinin en önemli olaylarından biri olan ikinci meşrutiyeti, İttihat ve Terakki, ikinci Abdülhamit'i ve İzmir suikastini, o süreci hep beraber konuşacağız. Herkes oraya bekliyorum. Şimdi soruları tek tek bir alalım bakalım. Neler soruldu? Hemen alıyoruz soruları. Gökhan, soruları alabilir miyiz? Hemen bakalım neler sorulmuş. Efendim, şöyle bir not gelmiş. Hemşerimi seyretmekten çok mutluyum. Benim birkaç sorum olacak demiş. Sevgiler. İsim burada yazmıyor maalesef. Birinci soru. Demek ki Üsküplü biri. Merhabalar. Birinci soru. Umarım fiyatlar yüksek. Kendi adımıza fiyat azaltmak için uçak biletini kendimize alabilir miyiz? Miller. Kesinlikle Mille biletinizi alabilirsiniz. Ve dediğim gibi ister özel trenlerdeki tarihlerden birine münferiden katılabilirsiniz. İsterseniz benimle beraber Türkçe rehberlikli olarak gelebilirsiniz. İki soru. Trenlerle yapılan seferlerdeki trenlerle ayrım mıdır yoksa yeni teknoloji midir? Trendeki ses nasıldı? Rahat uyunabiliyor mu? Şöyle söyleyeyim. Üniversitedeyken duyumlar ve algı adlı bir ders okumuştum. Belma Toğrul hocamdan. Şöyle derdi işte. Deri fabrikasının yanından geçin çok feci kokar.
Ondan sonra orada bir iki saat kalın artık kokuyu algılamazsınız bile. Tendik tabii ki sallıyor birazcık ama o sallama ana karnında böyle uykuyu getirir gibi getiriyor. Çok keyifli. Hani çok çok da sallamıyor. Hani çok konforlu, rahat trenlerdir. Onu söyleyebilirim. Tren yolculuğu süresi ne kadardır? Çalışanlar için süreler uzun olunca gitmek çok zor olmaktadır. Şöyle o zaman siz terzi işine tercih edebilirsiniz. Hani Moskova'dan Irkutsk'a ya da ne bileyim Yekaterinburg'dan Vladivostok'a. Hani onu biz bizimle irtibata geçerseniz size özel bir şey yaparız. Yani normal seyahatimiz özel trenle 2 hafta. Ortalama 15-16 gün sürüyor. 2 kere gemi seyahati yaptım bir soru. Güzellikleri oldu ama hoşuna gitmeyen bir durum. Limanda kalınan bir sıra süre olduğu için şehri koşturarak ve kısa gezmek zorunda kalıyorsunuz. Yani şehir yaşayamıyorsunuz. Bu turda bu durum nasıldır? Şöyle, kıvamında geziliyor. Kıvamında tabii ki Moskova'da biz 1,5 tam gün şehir geziliyor. Ondan sonra ama çok detaylı gezme imkanı maalesef yok. Hani Irkutsk'ta ana hatlarıyla 2 tam gün Irkutsk geziliyor ama hani her yere, gerekli olan yerlere gidiliyor, öyle söyleyeyim. Bu arada bir anketi alabilir miyiz Gökhan? Bir anket daha yapalım. Bir anket daha yapıyoruz. İkinci soruyu alalım. Evet. Sorumuz şu. Tabii envanter açısından. Bu yıl yapılacak olan Transsibir Ekspresi seyahatine katılmayı düşünür müsünüz diye bir sorumuz var. Sadece meraktan. Yani tabii ki pandemi var, şey var, şu var, bu var. Ama elbet bitecek bugünler. Elbet bitecek. Ve biz de kurum olarak bu günlerinize değer katma amacıyla bu online sohbetleri, online mektepleri yapmaktayız. Ancak sadece merak, yani bu seneki bir trendi öğrenmek istiyoruz. Yani bir insanlar neler düşünüyor, seyahatle ilgili görüşler, düşünceler nedir? Biz de merak içerisindeyiz. Sonuçta biz bu işten ticaretini yapıyoruz. Ama ticaretin yanında kültür sunmayı amaçlıyoruz. Evet, çok teşekkür ederiz. Cevaplarımızı aldık. Katılmak isteyen var, katılmak istemeyen var, kararsızım diyen var. Bu önemli bir gösterge için. Bir soru daha soracağım Gökhan. Şimdi 2 farklı seyahatten bahsettik. Tek olarak grup harici regular trenle Transsibir Ekspresi seyahati düşünür müsünüz? Yani bu soru şudur. Yani kimler tek başına ya da küçük bir grupla gitmek ister? Hani veyahut da istemez. Yani sadece bir eğilimi öğrenmek istiyoruz. O açıdan bize bu konuda katkı sunarsanız biz de önümüzü şöyle bir görme imkanımız olur. Özel bu. Yani münferiden bizim tarihimize bağlı olmaksızın ondan sonra katılmak isteyen şey var. Evet. Düşünen var. Kararsız var. Bir de düşünmeyen insanlar, daha çok grup olduğunu düşünüyor olan insanlar da buradan bu şekilde öğrenmiş olduk bunu. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Soruların devamını bir görelim. Son sorumuzu sonra yapacağız ama bir soruların devamını alalım. Soru sormuyoruz Gökhan. Onu sonra şey yapacağız. Şimdi bir sadece soruları bir görmek istiyorum. Devam ediyoruz. 3 kişilik kompartıman yok galiba diye Kübra Çiğdem İnal soruyor. 3 kişilik kompartıman şöyle, 4 kişilik var ama 4 tane yatak var. Yani 2 tane ranza karşılıklı olarak var. O mümkün. Siz daha farklı tarihlerde özel bir şekilde gitme imkanınız vardır. Devam edelim sorulara. Ben şöyle bakayım ben. Devam ediyorum. Planlanmış ilk tur tarihi ne zaman? Planlanmış ilk tur tarihimiz önümüzdeki bu sene Haziran'da vardı. Ancak maalesef bu COVID-19 sebebiyle bu seneki turu biz önümüzdeki seneye aldık. Dolayısıyla 2021'in Haziran ayında bu seyahatimiz gerçekleşecek. Web sitemiz zaten ilan edildi. Oradan bakabilirsiniz.
Bunu Ufuk sormuş, Ufuk Bey. Samsung adlı bir izleyicim, takipçim. Herhalde gezilmesi gereken yerlerde trenden iyi dolaşıyoruz. Trenden nereleri görebiliyoruz? Şöyle, her yeri tren, manzaralı bir tren zaten. Ve tren şehirlerde duruyor. Arada başka yerlerde de duruyor. İşte istasyonu görüyorsunuz. Tabii Kazan'a gittiğinizde Kazan'da görülmesi gereken her yer görünüyor. Kremlin'de, Yekaterinburg, Çar'ın öldürüldüğü yer, işte Avrupa Asya kıtasının çizgisinin olduğu yer. Yani görülmesi gereken her yer görülüyor. Külay Özbay, seyahatin zamanı nedir? Haziran ayı diye planladık 2021'de. Yine ismi belli olmayan bir misafirimiz. İki kompartmana ortak duş kabini olan vagonda kabin içi WC'de var mı? Sanki onu söylemediniz. Hayır, yok çünkü. İki kompartmanın ortak kullandığı olan vagonlarda sadece ortak duş var. İki ayrı tuvalet, iki ayrı köşede vagonlarda var. Alan Soria şunu soruyor. Yemek ve içki dahil mi? Alakart mı? Yemek full, her şey dahil. İçkiler alakarttır. Ama yemekler sabah kahvaltısı, öğle yemeği, akşam yemeği, trende veyahut da tur sırasında restoranlarda onlar hepsi dahildir. İçki ekstradır. Arzu Hanım soruyor, eşim Türkçe bilmiyor, rehberlik Türkçe, İngilizce de yapılabilir mi? Tabii ki şöyle, Türkçe ben gittiğimde Türkçe rehberlik yapıyorum. Ancak trende başka şeyler var. Ondan sonra İngilizce konuşulan gruplar var. Yani şöyle yapılabilir, siz bizim gruba katılırsınız, sonra eşiniz İngilizce, ondan sonra turlara İngilizce kısmına katılır. Veyahut da ben de İngilizcem var. Önce Türkçe anlatırım, ardından eşinize özel olarak gruba serbest zaman verdiğimde eşinizi İngilizce olarak tekrar ederim turu, seve seve. Daha önce oldu böyle, yani hem Türkçe hem İngilizce yapmış oldum Arzu Hanım. Yine bir soru var. Yani şunu anlamaya çalışıyorum. Trenden neleri görerek gidiyoruz? Nerelerde iniyoruz ve geziyoruz? Şöyle anlatayım. Birincisi, program ayrıntıları bizim web sitemizde mevcut. Oraya gidip oradan bütün program ayrıntılarını görme imkanınız var. Bu arada tekrar son soruyu alabilir miyiz Gökhan? Bir soru, son sorumuzu da alalım. Onu da merak içinde ben de 2021'de bakın, 2021'de bu seyahati tekrardan yapacağız. Çünkü hiç aksamadan 15 yıldan beri yaptık. Bu sene ilk defa yapamıyoruz Covid'den dolayı. Şöyle, bu 2021 yılında aşağıdaki hangi tarihlere katılmayı düşünürsünüz? Haziran mı, Temmuz mu, Ağustos mu, Eylül mü? Bu bizim için önemli. Çünkü hani bir seyahat Haziran'da açarız, bakarız işte Temmuz ayında isteyenler olabilir. Temmuz'da da açarız. Yani ya da Ağustos'ta da açarız. O yüzden planlamak açısından bizim için önemli bir konu bu, önemli bir soru. Çok teşekkür ediyorum katılımlarınız için. Bize bu yol gösterici oluyor, bu yanıtlarınız. Bizi en büyük destek zaten biz seyahat üretiyoruz. Sizin en güzel zamanlarınızı emanet alıyoruz. Asla şöyle bir şirket olmadık ve hiçbir zaman da olmayacağız. Para odaklı, yani bu işten ne kadar para kazanırım ön planda bir şiarımız değil bizim. Bizim vizyonumuz ve misyonumuz kültürü paylaşmak ve en güzel şekilde bu ürünü sunmak. Ve bu işin hakkını vermek. Yani bir para veriyorsanız siz bu paranın karşılığını almanız gerek. Bu şart. Ve şu ana kadar çok şükür bir memnuniyetsizlik olmadı. Yani o yüzden bu konuda iddialıyız. Güzel servis veriyoruz. Hakkını vermeye çalışıyoruz. En güzel şekilde. Dostlarımız da sağ olsunlar 24 yıldır bu işi yapıyoruz. Bunun 15 yılında Transsibirya ile geçti. Devam ediyorum. İniş duraklarınız arasında trende geçen saatler ara ara ortalama kaç saattir? Şöyle, Samsung mahlaslı takipçim soruyor. Değişiyor. Örneğin işte İrkutsk'tan Krasnoyarsk'a giderken yaklaşık 800 kilometre var. Orada non-stop gidiyor. Bazen gece yolculukları oluyor. Yani orada uyurken geçiyor. Bazen de
23 saat boyunca hiç trenden inmiyoruz. Bazen de 10 saat geçiyor işte Moskova Kazan arası gibi. Hani güzergaha göre değişebiliyor. Efendim devam ediyorum sorulara. Tercih edilen ay hangisi? Şimdi Sibel Tan Arıkan sormuş. Tercih edilen ay şöyle söyleyeyim. Haziran da güzel, Temmuz da güzel, Ağustos da güzel, Eylül'ün ilk 15 günü de güzel. Dolayısıyla bu aylardan herhangi birini tercih etme imkanınız olur. Yani o size kalmış ama Moskova'da her daim soğuk olabiliyor. Bakın Ağustos ayında gittim, kar yağdı. Ağustos'un 15'i mi 16'sı mı neydi? Yani bu yerler soğuk yerler ama yazın hani Haziran, Temmuz, Ağustos ortalama 20 derecelerde geçiyor. 20, 22, 23. Bazen işte 30'a çıkıyorsun hemen 5 derece iniyor. Böyle çok değişken. Sert bir kara iklimi düşünün. Orası öyle. Devam ediyorum. Şenol adlı takipçim. Şampanyalar Abro, Dursa ve bir başka Rus şampanyası mı Atilla Bey? Şöyle şampanyalar şu an markasını hatırlamıyorum ama yabancı da yerli de Rus şampanyaları da var. Hani barda satılıyor. Bunu söylemem gerekiyor. Yaşar Serdar Yıldız sorar. Toplam seyahat süresi kaç gün, bu sürenin yüzde kaçı trenci, yüzde kaçı şehirlerde? Hangi şehir ne kadar süre ayırıyorsunuz? O da programda var. Mesela Moskova'da 2 gün. Pekin'de 3 gün. 2,5 gün. Ulaanbaatar'da 2 gün. İrkutsk'ta 2 gün. Krasnoyarsk'ta 1 tam gün. Kazan'da tam gün gibi. Hani bunlar değişebiliyor. Ama kıvamında öyle çok ayrıntılı bir şey değil. Ama kıvamında gezilmesi gereken neyse, gemi seyahatleri gibi hadi geldi 3 saat sonra hadi eyvallah falan gidiyoruz değil. Öyle bir şey yok. Hani gemi seyahatlerinde maalesef o sıkıntılar oluyor ama bu çok daha detaylı, daha kapsamlı gezilerdir. Atilla Bey, Antoinette bu turu Moskova Lavaskurası olarak da yapıyor mu? TaylorMade hariç. Handan Özdemir sorar. Handan Hanım şöyle, Vladivostok'u biz bu çok şikayet almıştık ilk seneler. O yüzden koymadık. Ama talep olduğu takdirde bizim için 5-6 kişi yazdırırsa o tarihe, o rotaya da açabiliriz. Hiçbir problemimiz yok. Yeter ki 5-6 kişilik bir küçük bir grup oluşsun bir tarihte. Hemen açarız biz. O turu gerçekleştiririz. Moğolistan turumuz var mı diye Şenes Seres Erer soruyor. Moğolistan turumuz da var 2020'de Nadam'da. Bekleriz. Arif Yaltır, Atilla ve Orhun Anıtları ziyaret etme imkanı oluyor mu? Teşekkürler. Arif Bey, belki kaçırdınız şey mi? Tonyuka kabilesi geziliyor Göktürk yazıtlarından. Ancak Orhun Vadisi'ne gidilmiyor. Çünkü güzergah üzerinde değil. Orhun yazıtlarını Moğolistan turumuz ayrıntısıyla görüyoruz. Ama bu turda sadece Tonyukuk abidesini, ama Moğolistan'daki Ulaanbaatar Ulusal Müzesi'nde bu diğer Bilge Kağan yazıtının bir kopyası da var. Hani o kopyalarını müzede görme imkanımız oluyor. Nezihi şunu sorar. Şu andaki turlarınız Rus trenleriyle mi, yoksa bir resimde gösterdiğiniz Golden Eagle ile mi yapılıyor ya da ikisi de aynı kadar Katar'da mı? Şöyle söyleyeyim. O fotoğraf Golden Eagle'ındı. Ancak biz özel bir trenle yapıyoruz. Rus Emperyal treni. Onunla gerçekleştiriyoruz. Bir de Tsarengold. Onları da yapıyoruz. Bunlar diğer Golden Eagle trenleri gibi trenlerdir. Ve bu trenlerin, yani bir şirketin diğer şirketten farkı yok. İsimleri farklı. Örneğin Golden Eagle işte Gold kategori der. Tsarengold da buna Bolşoy Platinum der. Biri Silver der. Diğeri de Bolşoy der. Diğeri VIP Ten der. Yani hepsi aslında birbirini benzer. Çünkü tedarikçileri benzer. Restoran kaliteleri aynı. Aynı garsonlar bir orada bir burada çalışıyor. Hani tren kategorileri aynı. Ancak seçenekler farklı. Yani örneğin Golden Eagle'da 2 tip seçenek var. Golden ve Silver. Bizim trenimizde 4 seçenek var. Yani aradaki fark o. 8400 euro da gidebiliyorsunuz. 13 mi euro da gidebiliyorsunuz. O yüzden bizde seçenek daha fazla. Fark daha fazla. Pekin'den dönüş yolculuğu nasıl? Türk Hava Yolları, Serap Hanım. Türk Hava Yolları ile gidip onunla dönüyoruz. Neşe Çam şunu sorar. Çok teşekkürler sunumunuz için. Bu gece için en uygun mevsim hangisi? Daha önce yanıtlamıştım. Haziran, Ağustos, Eylül arası herhangi bir tarih olabilir. Ama kış zamanı da çok güzel. Onu da söyleyeyim. Lapa lapa kar yağıyor. Uçsuz bucaksız Sibirya manzaraları, taygalar. O da çok farklı. Yani bir gün talep olursa
kışında gidilir. Kübra Çiğdem İnal dostumuz şöyle söylüyor. Bu karantina döneminde seminerleriniz ve sohbetleriniz bize o kadar iyi geldiniz ki. Tüm ekibe sonsuz teşekkürlerimizle var olun. Çiğdem Hanım, Kübra Hanım, çok teşekkür ediyorum sözleriniz için. Bu sözler bize can veriyor, hayat veriyor. Lütfen dostlarınıza bizi tavsiye edin. Biz bahsettim, para odaklı bir şirket değiliz. Üretim odaklıyız. Kültür üretmek istiyoruz. Daha güzel şeyler yapmak istiyoruz. Destekleyin bizi, dostlarınızı tavsiye edin. Efendim, Funda Çağla Kurtuluş, bu saat için en iyi tarih aralığı sizce nedir? Haziran, Eylül arası. Meral Arık Toprak, 2020 tur tarihi belli mi özel trenle? Belli efendim. Web sitemizde girip bakabilirsiniz. Haziran ayında bir tarih açtık. Erel adlı tık takipçim. Atilla Bey, bu abide replika mıdır? Öyleyse orijinali hangi müzede? Zannediyorum Orhun abidelerini kastettiniz. O Tony Cook abidesi orijinal. Açık havada duruyor. Maalesef öyle. Kopyasını yapıp müzeye koymamışlar. Orijinal açık halde duruyor. Yani Mehmet Ali Özcan, sevgili Atilla, beraber bu seyahati yapmış olmak büyük bir deneyim. Herkese tavsiye ediyoruz. Selam ve sevgiler. Mehmet Bey, merhaba Mehmet Ali Bey. İzmir'e selamlar. Çok sağ olun, var olun izlediğiniz için. Aysel Sakarya, Kars, Kasan ve Kazan Ulan Batur arası gidebilir miyiz? Tabii gidebilirsiniz. Siz bize tarihi gönderin ve size bir de nasıl seyahat etmek istediğinizi bize yazarsanız arkadaşlarımız hemen sizinle irtibata geçer. Antonio Et Size Özel adlı bir markamız var. O markayla tam size göre bunu yapabiliyoruz. Doktor adlı bir takipçim. Bu gezi Silver Eagle olarak yaptım. Muhteşemdi. Bu tur herkese tavsiye ederim. Doktor Sema Anak. Teşekkürler Sema Hanım. Efe adlı bir takipçim. Üstadım, 2 haftalık bir tur maliyeti ortalama ne kadardı? Bahsettim. Yani nasıl seyahat edeceğinize bağlı. Yani bizimle seyahat ederseniz İşte 8.400 ile 13.000 euro aralığında. Ama bunu eğer regular trenle yaparsanız çok daha düşüğe bunu yapma imkanınız olur. Bunu da biz organize edebiliriz. Nasıl arzu edersiniz? Yaşar Serdar Yıldız, Çin trenlerinde de kompartımanlar 2 kişilik mi? Evet, 2 kişiliktir. Trende VC nasıl içi trenin? Erel Bey soruyor. Tertemiz. Hani onu paylaşmıştım. Çok hijyenik, tertemiz. Yani ben çok hijyene düşkün biriyim. Hiç sıkıntı yok, öyle düşünün. Nadire Ercan, Pekin şehrinde kaç gün geçiriliyor? 2 tam gün Nadire Hanım. Yasak şehir, ondan sonra Çin Seddi gibi yerler geziliyor. İşte müzeler. Tren yolculuğunu için en iyi zaman hangi tarih, ne zaman? Haziran, Eylül ayında demiştim. Katılmak istemiyorum dedim ama daha önce gittiğim için demiş bir misafirimiz. Vallahi tekrarını niye olmasın? Neden olmasın? Gelin. Yaşar Serdar Yıldız, özel tren hangi tarihlerde? Birçok tarih var. Şöyle, özel tren tarihlerini bizim Türk grubu olarak, Türkçe rehberlik olarak yılda bir defa yapıyoruz. Talep gelirse belki ikinciyi açarız ama farklı tarihlerde gitme imkanı var. Yani Türkçe rehberlik istemiyorsunuz. O zaman biz size bir tarihe seçtiğiniz, genelde Haziran Eylül arası olan tarihler oluyor. O tarihten birine kayıt yaptırabiliriz. Daha hesaplı gitme imkanınız olur o zaman. Ama o zaman İngilizce ya da Almanca rehberlik ya da Fransızca rehberlikli almanız gerekir hizmeti. 2 kompartmana ortak duş kabini olan vagonda kabin içi WC'de var mı? Sanki yok, onu söylemiştim. Yoktu. HS Karaaslan, Pekin'den Şiyan'a gidiliyor mu? Yok, Şiyan'a gidilmiyor bu turda. Şiyan'a Çin turumuzda gidebiliyoruz. Aslıhan Turkat, çocuk ile seyahat yaş sınırı nedir? Öyle bir yaş sınırımız yok bizim, hiç olmadı. Ancak tabii ki çocuğumuzun durumuna göre değişebiliyor. 9-10 yaşında gelenler oldu şu ana kadar. 9-10 yaşında çocuklar. Bir sıkıntı olmadı. Zafer Bey, Monkul dostumuz restoranda yerimiz sabitti. Önemli bir şey. Zafer Bey, sağ olun hatırlattığınız için. Ondan sonra Zafer Bey şuna işaret etmiş, trendeki restoranda yerlerimiz sabit. Yani sabah kahvaltısı, öğle yemeği, akşam yemekleri aynı masada bizim gruba ayrılıyor. Orası da önemli, kesinlikle doğru.
Süreyya adlı katılımcım, takipçim. St. Petersburg yok bu turun içinde. St. Petersburg maalesef yok ama size pre-tur olarak, yani tur öncesi olan bir aktivite olarak onu yapabiliriz arzu ederseniz. Arzu Hanım şunu soruyor. Çok teşekkürler. Geziye katılım olasılığımız yükseldi. Bekliyoruz. Sertaç Çelikel, VOT katılımı tur programına dahil mi ekstra mı? Dahil. Hem de böyle istediğiniz kadar limitsiz bir VOT katılımımız var. Kesinlikle dahil. Işıl çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık demiş. Asus adlı bir takipçim. Katılımların zamanlaması gezilen bölgenin iklim koşullarına bağlı. Haziran-Eylül sürecini sizin öneri ve yorumda bulunmanızı dilerim. Şöyle, iklim aşağı yukarı 20 derecelerde. Yani bu gece 12-13'e düşüyor. Ancak yani dediğim gibi Haziran'da Eylül'de olur. Yani ben 4 mevsimde de gittim. 4 ayda da gittim. Bu sizin takviminize daha çok uygun olması gerekiyor. Yani 4 ayda. Ufuk, Bisak en iyi zaman hangisi sizce? Ufuk Bey vallahi hepsi güzel ya. Hani ayrım yapamayacağım ama biz Haziran'da açtık şu anda. 2021'de. Yani o güzel bir dönem. Nadan Festivali'nde orada bulunuyor mu, olunuyor mu Bey Tuncer diye soru. Hayır, Nadan Festivali değil ama bizim orada kendimiz organize ettiğimiz bir ona benzer gösteri var. Onu güreş, ok yarışmaları yaptırıyoruz. Yanımızda içki getirebiliyor muyuz? Meral Arık, Toprak. Tabii ki yani rakı müdavimi dostlarımız yani müşteri olsunlar. Alsınlar rakılarını. Orada içebiliyorsunuz. Hem de şeyde masanızda. Bir problem yok. Çünkü oradaki garsonlar artık hakikaten akraba gibiyiz. Bir tane Vladimir adlı bir garsonumuz var bizim. Yani artık böyle şey yani yıllardan akraba gibi olduk. Sıkıntı yok. Atilla Bey geçen hafta söylemiştiniz. Kışın karda da çok güzel diye. Bu trend sahip oldu. Karda da oluyor mu? Oluyordu. Bu sene Covid dolayısıyla yapılacak mı emin değilim. Belki 2021'de olur. Dolayısıyla Aysun Hanım bilemeyeceğim şu anda. Meral Arık Toprak 70 yaş üstü için zor olabilir mi? Bilakis Meral Hanım 70 yaş üstü çok dostumuz geldi. Çünkü çok keyifli bu. Trende oturuyorsunuz, dinliyorsunuz, görüyorsunuz. Öyle çok efor gerektiren bir seyahat değil bu. Çok keyifli, çok konforlu bir seyahat. Kübra Çiğdemiraz sorar. Moskova'da Nazım'ın Vera ile yaşadığı müze eve de götürüyor musunuz misafirlerinizi? Onu biz Moskova Petersburg turumuza götürüyoruz. Ve Moskova'da görülecek çok şey var, çok yer var. Biz bu iki gün içerisinde ancak Moskova çok büyük bir şehir. Moskova turumuza bekleriz ayrıca. Hani o şeyle. Semih Karasözen soruyor. Rus ve Çin için vize gerekiyor mu? Siz vize için yardımcı olur. Tabii ki bizim vize departmanımız var. Şunu da söyleyeyim. Bizimle seyahat edin etmeyin. Vizenizi bizim departman üzerine yapabilirsiniz. Çok dostlarımız bunu yaptırıyor. Vizecimiz var. Rusya'ya vize gerekiyordu. Şu anda zannediyorum yeşil pasaportlara gerekmiyor. Çin için grup vizesi gerekiyor. Onu da biz alıyoruz. Meral Arık Toprak, Pekin'de nereler geziliyor? Efendim şöyle, yasak şehir, Tiananmen Meydanı. O zaten neredeyse bakarsanız tam güne yakın bir şey. Cennet Tapınağı. Bir gün şeye gidiyoruz. Çin Seddi'ne ve Ming Hanedanı mezarlarına gidiyoruz. Yani o tam gün süren bir gezi. Yani iki gün gezilebiliyor. Bir de tabii şey eski Pekin'e gidiyoruz. O şeyler tuktuklarla beraber. Onu geziyoruz. Efendim Erel adlı takipçisi. Trende spor yapılacak bir bölüm var mıdır? O maalesef yok. Ancak 20 vagon olduğu için bir uçtan bir uca dolaşıyorsunuz yaklaşık yani bir 500-600 metre sürekli gidip gelebilirsiniz. Yani spor o yani. Efendim Sibel Tanarıkan, Rus yemekleri benim tecrübelerime göre bize çok uygun değil. Hep Rus menüsü mü uygulanıyor? Şöyle, uluslararası mutfak yapılıyor. Hani tam anlamıyla hep Rus şeyleri verilmiyor. Hani içinde mantar çorbası olan günler de oluyor. İşte bonfilisi oluyor. Beef stroganoff oluyor. Bunlar çok şey yemekler. Hani uygun. Hani yemek konusunda iddialıyız. Onu söyleyeyim Sibel Hanım. Yani şu ana kadar yemek konusunda şikayet eden olmadı. Onu söyleyeyim. Elif Sağlamer. Çok çok teşekkür ederim. Çok keyifliydi.
Sağ olun Elif Hanım. Sibel Hanım, Sibel Tanrıkan, şeker ya da hipoglisemisi olan için için önemli bu. Kesinlikle doğru. Bunu zaten belirtirseniz şeker konusunda hassasiyetlerinizi biz dikkat ederek, mesela gluten istemeyen, vejeteryen, vegan olan varsa, işte şeker ve de hipoglisemisi olan varsa bunu söylerseniz biz size özel bir menüde ayarlıyoruz. Yani özel menüde imkanda olabiliyor. Sadece vegan, sadece vejeteryen, sadece başka bir şey, her neyse, onları yapıyoruz. Necla Hanım öyle güzeldi ki, sevgiler. Teşekkürler Necla Hanım. Sedat Tüzüner, güzel bir kültür birikimini bizlere aktardığın için müteşekkirim Sedat Tüzüner. Sağ olun. Bige Hanım, çok teşekkür ederim. Gerçekten bugünlerde büyük bir boşluk doldurdu bu seminerde. Bizim için can simidi oldu adeta. Ben seminerleri paylaşıyorum. Bige Hanım, çok teşekkür ederim iltifatınıza. Desteğinizi bekliyoruz ileride. Selda Hanım, ölmeden önce yapılması gereken bir gezi. Keşke Euro normal seviyelere dönse. Keşke. Yani ne diyeyim Selda Hanım. Trenç oteller gibi günlük temizlik yapılıyor mu? Yine bir takipçi sormuş. Samsung mahlaslı. Tabii günlük değil. Her tuvalet kullanımından sonra temizlik yapılıyor. Biz seyahatteyken, şu günlük turumuzu yaparken yine temizlik yapıyor. Yani hijyen konusunda hiçbir endişeniz olmasın. Aysun Monkul Hanım şöyle yazıyor. Ayrıca ben de tekrar belirtmek isterim. Sizinle yaptığımız bu seyahatte çocukluk hayalim gerçekleşti. Muhteşem bir tek kelime ile ve bence birçok özel, güzel sürprizlerinden bahsetmediniz bile. Gırtlak Moğol müzisyenleri, kartal uçurtma. 5 yıldızlı bir seyahat olduğunu söylüyor Aysun Monkul. Aysun Hanım sağ olun, var olun. İyi ki siz varsınız. Aysun Monkul bu arada nefes hocası. Nefes kontrolünü nasıl yapılması gerektiği tavsiye ederim. Aysun Monkul'u, eğer nefes konusunda bir şeyiniz varsa Aysun Monkul'la irtibata mutlaka geçin. Semih Karasözen, Pekin dönüşü yerine Çin seyahatini uzatırsak yardımcı olur musunuz Semih Bey? Tabii ki, ne demek? Yani Pekin'de 5 gün kalın, 4 gün istediğiniz gibi onu organize etme imkanımız var. Efendim devam ediyoruz. Yaşar Serdar Yıldız, güzel bir sunum olduğunu söylüyor. Çok teşekkürler. Sizinle katıldığım turlarınızda hem kendinizi özel hissettik hem de seyahatiniz güzel bir an olarak yerini aldı. Yaşar Serdar, sağ olun Serdar Bey. Sertaç Çelikel, 2020 turu ile ilgili benimle temasa geçer misiniz? Memnuniyetle, hemen arkadaşlarımıza ileteceğim programdan sonra. Meral Arak Toprak, çok heveslendik. Ağzına sağlık. Çok güzel bir sunumdu. Ben elimden geleni yaptım. Umarım bir katkı olmuştur size. Meral Arık Toprak, yeşil pasaporta vize var mı? Rusya'ya yok. Moğolistan'a zaten vize kalktı. Çin'de emin değilim. Onu da vizecimle haber veririz Meral Hanım. Nur Banu Pekol, Moskova'da 2 gece trende mi kalınıyor yoksa varınca hemen hareket ediyor muyuz? Şöyle, Moskova'da 2 gece, daha doğrusu 1 gece 2 gün Moskova'da tam gün gezi var. Trende kalınmıyor, otelde kalınıyor. Genelde 5 yıldızlı iyi bir otelde kalınıyor. Geçen sene Four Seasons'da kalmıştık. Şenol Bey, biraz konu dışı atılayım ama size göre Bordo pasaportlara vize kalkması yakın zamanda mümkün mü? İnanın Şenol Bey, bilmiyorum. O konuda hiçbir fikrim yok. Ama bana mail gönderirseniz ben ilgili vizeci arkadaşıma notunuzu paylaşırım. Bana maille ulaşırsanız ya da WhatsApp'tan onu hemen şey yaparım. Fatih Akın, trende doktor hizmeti var mı? Fatih Bey, var. Onu ben bir ara belirttim konuşmamda. Trende her daim doktor hizmeti var. Ve ciddi faydası oluyor, yani bunu söylemiştim. Dursun Ali Işık, Atilla Bey sizinle seyahat etmek ayrıcalık. Efendim, o ayrıcalık bana ait. Sizinle seyahat etmek. Her gezinizden zevk alıyoruz. İnşallah Türk Transfer gezinize de katılma ümidiyle sunumunuz çok teşekkürler. Neziha Dursun Ali Işık, sağ olun. Efendim Metin Hekimoğlu, trende internet oluyor mu? Şöyle, trende internet yok. Ancak kendi internetiniz varsa, yani Türkiye'deki servis sağlayıcınızdan, ben mesela internetimi kullanıyorum. Ama trenin kendi interneti yok. Ezgi Yalın, ayrıca bu pandemi dönemi için hazırladığınız sunum serisi çok teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum. Ezgi Yalın şunu soruyor. Kitap öneriniz olur mu? Çok teşekkürler. Var.
Çok güzel kitaplar var. Başta Boris Pasternak, Doktor Jivago. İzleyin. Televizyonu ya da romanını okuyun. İki, Elif. Paolo Coelho. Paolo Coelho, Elif'i Transsibirya'da geçen bir hikaye. Müthiş bir hikaye. Onu tavsiye ederim. Aklıma gelenler şu anda. İris Özen. İris Özen, alınıza sağlık. Çok güzel bir seminer oldu ve istediğim bir kat daha arttı. Teşekkür ediyorum. İsmi olmayan bir takipçim. Bir gün mutlaka bu seyahati yapmak isteriz sizle Atilla Bey. Bu semineriniz korona günleri heyecanla beklediğim zamanlar. Harikasınız. Handan Özdemir. Handan Hanım, sizi özledik. Özledik. En kısa zamanda bir kahve içelim. Bekliyoruz ofisimize. Her zaman sizinle keyifli sohbetlerimiz oldu. Sağ olun. Handan Esmer, tek kişide fiyat farkı var mı? Var tabii. Onu web sitemizden bakarsanız, hep çünkü farklı kategoride farklı fiyat farkı var. Efendim, HS Karaaslan, ben yarısından itibaren açabildim. Nereden girerek takip edebiliyoruz? Bu sunum tekrarlanır mı? Sunuma teşekkürler. Şuraya kadar. Şule Hanım şöyle, YouTube'a yüklenecek. YouTube'dan takip edebilirsiniz. Ayrıca Instagram sayfamızdan, Antonio'nun Instagram sayfasından 24 saat boyunca sunum izleme imkanı var. Yani yayın bittikten sonra hemen bakabilirsiniz. İki ayrı bölümde, çünkü iki saate yakın bir sunum oldu. Erel adı takipçi, bu seyahatte Moskova için özel tur olabilir mi? Çok teşekkür ederiz. Ayşe Erel. Ayşe Hanım, tabii ki olabilir. Siz bize tarih bildirin. Biz sizi özel olarak Moskova'da güzel bir şekilde her zamanki gibi gezdiririz. Evet. Başka bir şey var mı bakalım? Evet. Değerli dostlar, aşağı yukarı evet, 1 saat 40 dakika kadar zaman oldu. Bütün soruları yanıtlamaya çalıştım. Zannederim başkası soru yok gibi. 82 soru gelmiş bu arada. Ayrıca bir sürü not var. Teşekkürler eden dostlarımız. Değerli dostlar, ben sunumumu burada tamamlıyorum. Herkese çok teşekkür ediyorum. Bu kıymetli vaktinizi, bu sohbeti dinlemek için, ayırdığınız için değerli vaktinize değer katmak istedim. Amacımız bu. Antony Online Mektep'te. Güzel günlerde görüşmek üzere diyelim. Bu günler elbet geçecek. O günleri sabırsızlıkla bekliyoruz. O günlere yakında geleceğiz diye düşünüyorum. Saat 5'teki Ahmet Ümit ile yapacağım sohbette, söyleşiye herkesi tekrardan görmeyi arzu ederim. Çok güzel konular olacak. İttihat Terakki, 2. Abdülhamit, İzmir suikastı, bütün bunu roman eşliğinde konuşacağız. Herkese iyi hafta sonları diliyorum. İyi pazarlar diliyorum. Görüşmek üzere.